Bu ne? Ufak bir prosedür. Ben profesyonel bir organizatörüm Kerem. Eğer Şeref'le maça çıkmak istiyorsan bu sözleşmeyi imzalaman gerekiyor. Ama bu tek maçlık bir sözleşme değil. Burada eğer sözleşmeyi tek taraflı feshedersen 1 milyon dolar ödeyeceğim yazıyor. Aramızda yaşanan onca şeye rağmen buraya gelip benimle çalışmak istediğine göre bütün gemileri yakmışsın. Sana ciddi bir yatırım yapacağım. Yarın yine gemileri yakıp çekip gidersen diye kendimi garanti altına alıyorum. Tansel. Hadi ama Kerem, bunda şekillenecek bir şey yok. Tamamen ticari bir prosedür. Lafı uzatma Tansel. Neyin peşindesin açık açık söyle bana. Senin peşindeyim Kerem. Ölene kadar benim sporcum olmanı istiyorum. Hayır. Ben buradan en son giderken bana senden boksör olmaz demiştin. Hatta memleketteki bütün salonların kapısını suratıma kapattırmıştın Tansel. Şimdi ne değişti? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Neden ben birden kıymete bindim senin gözünde? Zamanında da söylemiştim. Her şeyin zamanı var demiştim. Senin de zamanın geldi Kerem. Sözleşmeyi imzala, yeniden sporcum ol, seni kariyerinin zirvesine çıkartayım. Seni şampiyon yapacağım Kerem. Güven bana. Sana mı güveneyim? Oyun oynamayı bırakalım Kerem. Güvendiğin başka biri olsaydı arkanda şu an burada olmazdın. O yüzden sözleşmeyi imzala, sadece kariyerine odaklan. Gerisini bana bırak. En kısa zamanda Şerif'le maçı ayarla. Efendim hala? Kerem neredesin? Arıyorum, kaç saattir açmıyorsun telefonunu. Telefonum sessizdeydi. Merak ettim halacığım, neredesin şimdi? Hiç. Takılıyorum öyle. Sen iyi misin? Sesin kötü geliyor. İstersen bak hastaneye gel. Beraber yemek yeriz, konuşur, dertleşiriz ha. Ne dersin? Yok hala. Benim bir iki ufak işim var. Akşam evde görüşürüz. Bu arada Şahin nasıl? Akşam taburcu ediyoruz. Kolunda ciddi kırık vardı ama tahminimizden daha çabuk toparladı. Çok sevindim ama. Gel işte hastaneye. Önce beraber yemek yeriz, sonra Şahin'in yanında olursun sen de. Moral olur ona da ha? Dedim ya hala. Benim bir iki ufak işim var. Ben onu evinde ziyaret ederim. Ama sen yine de benden selam söyle, olur mu? Kerem, halacığım dinle bak Şahin. Kerem. Şahin'in sana ve size ihtiyacı var diyecektim. Çünkü o çok sevdiği ringi bir daha çıkamayacak. Boks yapmasına izin veremeyeceğiz diyecektim.